Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mandalina reçeli yapacağız. Tam kıvamında inanılmaz güzel kokusu ve dokusu olan bir reçel. Gerçekten büyüğüyle küçüğüyle çok sevilen bir reçel. biz ailecek çok seviyoruz. Umarım sizler de tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. 2,5 kilo mandalina seçtim arkadaşlar. Mandalinam çok güzeldi içi turuncuydu. Zaten başta da re reçelin renginden anlamışsınızdır. Mandalinaları güzelce soyuyoruz. Beyaz yerlerini de temizliyoruz. Tamamen onlar acılık veriyor. Çünkü oraları muhakkak alalım. Ben yarım kilosunu sıktım. iki bardak e, mandalina suyu elde ettim. Zaten e, yaklaşık bir kilodan fazlası da kabuğu için gidiyor. Bir kiloluk bir mandalinam kaldı. Bunları da e, reçel için değerlendirdim. İki buçuk kilo alırsanız 1 kilo şekerlik bir mandalina Yapabilirsiniz. 1 kilo şekerimi ben karnıyarık tenceresi kullandım. Daha rahat yapılıyor buraya. Çal karnıyarık tenceresinde. Karnıyarık tenceresinde boşaltıyorum. 2 bardak mandalina suyum var. Onu da ekleyeceğim arkadaşlar. Güzel bir böyle karıştıracağım. Ondan sonra altını yakacağım. Yüksek ayarda değil, orta ateşte altını yakıp. Tamamen kaynamasını sağlayacağım ama kaynarken de muhakkak karıştıralım çünkü bu e, sıvı az şeker fazla olduğu için karıştırmazsanız dibine yapışabilir, karamelize bir tat olur, bu da mandalina reçeline yakışmaz. O yüzden ara ara karıştırıyorum ki dibine tutmasın diye muhakkak karıştırmayı yapalım. Karıştırıp e, eridikten sonraki halini zaten göstereceğim. Yine biraz e, dibinde şeker kalmış olacak. Evet eridi. Bakın yine orta bölümünde hala bir e, şeker tortusu var. Şu fazla köpükleri alıyorum. O köpükler üzerinde kötü bir görüntü yaratacaklar. Onları aldım. E, bırakmadım. Çok az da kalsa e, biraz çirkin gözüküyor reçelin üzerinde. Bakın mandalinaların beyaz yerlerini tamamen temizledim. Yavaş yavaş ekliyorum içerisine. Şu an su miktarımız çok az ama kaynadıkça mandalinalar suyunu salacağı için daha bir e, yoğun su miktarı olacak. içerisinde daha sonra aynı ilk e, şerbeti kaynattığımız kıvama geldiğinde kapatacağız zaten. Yaklaşık bir saat e, süren bir reçel. bir buçuk saat arasında pişip e, kapatabiliyoruz. Yüksek ayarda açmayın. Orta ayarda pişsin. Hatta kısın gerekirse e, taşma olmuyor Çünkü bakın tereyağı ekleyeceğim ben yarım e, çay kaşığı kadar bu kadarı yeterli bir çay kaşığı da ekleyebilirsiniz daha parlak bir görüntüsü oluyor hem de köpürmeler üzerinde birikmeler olmayacak artık Evet bakın mandalinalarımız şiştiler kocaman kocaman oldular Çünkü kaynar suya Sıcak suya maruz kaldılar kaynıyorlar şu an bu suları bu şişkinlikleri gidecek böyle incizer gibi kalacaklar bazılarının içi boşalacak ama yine de şerbeti emdikleri için dolgun dolgun tane tane gözükecek reçelimiz çok da şık olacaklar gördüğünüz gibi hafif de suyumuz sulanmaya başladı ve şerbetimiz kaynamaya da başladı kenarlardan gözüküyor zaten ortalarda değil de kenarlardan kaynamaya başlıyor bu reçel. Evet suyunu tamamen saldı. Bu bölümü göstermek istedim. Şu üzerinde biriken e, köpükler geçici köpükler artık o kalıcı köpükleri ilk başta almıştık. Tereyağı olduğu için daha fazla da köpürmeyecek dediğim gibi. Birazdan limon e, tuzu katacağım ama ben orayı çekmeyi unutmuşum. Bu reçele limon tuzu yakışıyor. Çok uzun vadeli kalabilen bir reçel değil. Nasıl söyleyeyim size. Çok lezzetli olduğu için inanın çok çabuk tükeniyor zaten bir kiloluk mandalina'dan 4 tane küçük şişe çıkardım daha fazla çıkmıyor ya çok fazla yapacaksınız ya da sık sık yapacaksınız bakın mandalinalar artık tamamen suyunu saldı ince hare gibi küçük küçük ay şeklinde kaldılar böyle dolgun de dolgun değiller sularını saldılar artık suyunu biraz daha koyulaştıktan sonra kapatıyoruz. Tam bu esnada da bir çay kaşığı limon tuzu ekleyelim. Limon tuzu yakışıyor. Ee, şekerlenme olmaması için eklenir normalde ama şekerlenme olacak kadar uzun vadeli dayanmayacaktır zaten reçel sevildiği için. Şimdi hemen burada sıvı e, koyuluk testini yapacağım. Bakın böyle su gibi damlamıyor. Biraz daha dolu dolu damlıyor. Zaten e, mandalinanın da taneleri içerisinde var gördüğünüz gibi şöyle kaşıktan alıp böyle ağır ağır damlıyorsa artık kıvamı olmuş demektir. Diğer reçeller gibi olmuyor bunun kıvamı kesinlikle. Artık e, kavanozlarımıza dolduruyoruz. Ben zaten tek kullanımlık kavanozlar kullandım. Ağzını kapatıyoruz. Ters çevirmenize gerek yok arkadaşlar. Zaten sıcak olduğu için hemen tutuyor. Dışını ve ağız kısmını silip kapaklarını kapatıp artık kilerimize kaldırıyoruz. Bir tanesini de ben hemen kullanmak için ee, bir kaseye aldım Sabah kahvaltısında tüketelim diye Yalnız o an bitti Sabah kahvaltısında kalmadı Gerçekten çok memnun kalacağınız bir reçel Çok güzel doğal bir rengi var Gördüğünüz gibi taneleri de bozulmuyor Böyle darma duman olmuyor Asla bakın doldururken de özellikle Birkaç tanesi belki bölünebilir ama Diğerleri bütünlüğünü koruyor Böyle ekmeğin üzerine dizip Onu ısırması bile e, muazzam bir tat muhakkak şerbetlerini orantılı dolduralım Ben hepsini paylaştırdım ee, bunun gibi bir tane daha şişe çıktı onu çekmeyi unutmuşum ağızlarını e, güzelce mutfak beziyle sildim altlarını da sildim arkadaşlar Çünkü koyarken şerbete aktı tam bir saat bile sürmedi arkadaşlar reçelimiz hazır Umarım videomu ve tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.